Arkadaşlar, 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 biraz acele uyarın abi. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir durun ya. Başkan, evet doğrudur. Birilerinin üstüne evleri yıkıldı. Ama burada kimsin? Hayatı yıkıldı. Dayanacak gücü yok. Ya bugün burada bu iş çözülecek ya da bu işin sonu durdurulamayacak noktalara gidecek. Biz bugün buraya kararlı geldik. Çocuğuma para vereceğiz. Bunun ifadesi yok. Bunun anlatımı yok. Bunun durması yok. Bu kadar net. Ya ben çocuğuma, ben öğrenci çocuğuma para vereceğim. Paraya hesap ediyorum. Benim dört duvarımın olması bir şey ifade etmiyor. Biz grevi geçtik. Grevde çözüm bulamadık. Yoksulluk sınırının altında. Bakın başkan, sizin verdiğiniz ücretin iki kat altındayız. Bu aynı zamanda Bu aynı zamanda İzmir'in utanç verici tablosudur. Sosyal demokratların utancıdır. Bizi kandırdı Büyükşehir Belediye Başkanı. Yakışmıyor Büyükşehir Belediye Başkanı bu tutum. O gün şartlar arasında başkanım, hiç kimse öngöremediği şeyler var. Ben 3 günlük 5 günlük sendikacı değilim. Ben 20-25 yıldır sendikacılık yapıyorum. Ben bu süreci bilen, ben seni çok yakınıyorum. Senin de ilçende oturuyor. Muhtasar Mahallesi'nde oturuyor. Sayın Başkan. Biz biliyoruz abi. Bize gelince oluyor abi onlara. Biz işçiyiz ya. Öyle. Buyur abi. Biliyoruz abi. Kaleminiz, mesajınız tarafımızda alındı. Kimlerle görüşürüz, sendikayla görüşürüz, belediye başkanımızla görüşürüz. Biz genel başkanla görüşmeden buradan gitmeyiz. Arkadaşlar, birkaç tane temsilci seçtiler. Sayın Bekir'im. Sözden görüşürüz. Tamam arkadaşlar. Sayın Bekir'im, grev sürecinde de bize hiçbir şekilde grev sürecinde de hiç kimse sahip çıkmadı. Tam tersine belediye başkanımızın bir kere şantiye gelmedi ya bir kere. Bir de milletvekillerimiz altına beğeni yaptılar. Bak, işçi bu durumdan çok rahatsız. Biz grevde 3 başkanla beraber geldik. Zaten ondan